Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam bir şifa deposu. Tam kıvamında çok lezzetli. Havuçlu şehriyeli tavuk çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir adet tavuk göğsünü yaklaşık 350 gram kadar güzelce yıkayıp küçük bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine geçecek kadar su ve bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip ocağa alalım. Tavuklar yumuşayana kadar haşlayalım. Tavuğumuz haşlandı. Ocaktan alıp ılınmaya bırakalım. Ayrı bir tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve bir dolu tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyip eritelim. Üzerine bir adet incecik doğranmış kuru soğanı ekleyip biraz yumuşayana kadar kavuralım. Daha sonra 2 adet orta boy veya 1 adet büyük boy havucu rendenin iri tarafıyla rendeleyerek ekleyelim. Birkaç dakika kadar daha kavurmaya devam edelim. Havuçlarda hafifçe yumuşadıktan sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı un ekleyelim. Ve unun kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. Üzerine tavuğu haşladığımız suyu ekleyelim ve topak topak olmaması için kaşıkla üzerine bastırarak karıştıralım. Daha sonra üzerine yaklaşık 4-5 su bardağı kadar su ekleyelim. Kontrollü bir şekilde çorbanın kıvamını nasıl seviyorsak suyumuzu o miktarda ekleyelim. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başladı çorbamız. Daha önce de tuz eklediğim için yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tencerenin kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve bu sırada haşladığımız tavuğu didikleyelim. Ben biraz dişe gelecek şekilde didikledim. Sizler isterseniz daha küçük de didikleyebilirsiniz. Çorbamız yaklaşık 10 dakikadır kısık ateşte pişiyor. Üzerine 1 çay bardağı arpa şehriye ekleyelim.
ve didiklediğimiz tavuğu da ekleyerek karıştıralım. Bu aşamada çorbamızın kıvamı koyuysa sıcak su ekleyerek kıvamını dilediğiniz şekilde açabilirsiniz. Üzerine tekrar yarım şekilde kapağını kapatarak ara ara karıştırarak 6-7 dakika kadar şehriyeler pişene kadar pişmeye bırakalım. Ve çorbam pişti. Kıvamı da benim için gayet güzel. Çorbayı ocaktan alalım. Daha sonra üzerine yarım adet taze sıkılmış limon suyu, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ve birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyip güzelce karıştıralım. Ve harika lezzetiyle şifa deposu çorbamızı sıcak sıcak servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.